Tedavi olacak param, iş yapacak ham maddem kalmadı. Bir ayda iki kez hırsızların hedefi olan yarım milyonluk zarara uğrayan iş yeri sahibi işte böyle isyan etti. Hırsızların bulunması için yetkililere seslendi. Bizim zararlarımızı kim karşılayacak? Sabah gelmiş vatandaş ya esniyor böyle ya gidip tedavimi olamıyorum. Damarlar tıkandı. Hırsızlar bir ayda iki defa iş yerine girdi. Yarım milyonluk soygun yaptı. İş yeri sahibi Tarık Gündüz kabusu olan çetelere isyan etti. Bu vatandaşları saldınız. Takibini yapmıyor musunuz? Esnafım ben bu ülkeye hizmet eden bir insanım ya. 5 hırsız sabah karşı 6 sıralarında Beykoz'da bulunan işte bu musluk imalathanesinin önüne geldi. Ticari bir araç içinden 4 hırsız indi ve imalathanenin kapısına geldi. İşte buradaki güvenlik kamerası o hırsızların bütün hareketlerini an be an kaydetti. Yüzü kapalı hırsızlardan biri kendi iş yerine gelmiş gibi rahattı. Bir süre esnedi. Daha sonra hiç acele etmeden kapıyı levyeyle zorlamaya başladı. Şu kapıya 4,5 dakika uğraşıyorlar. Ben kendi kapımı inanın 4 tane kilit koydum, sabah 4,5-5 dakikada zor açıyorum ya. Hırsızlar bu kapıyı açabilmek için yaklaşık 5 dakika uğraştı. Alarm çaldı. O hırsızlar daha sonra geldikleri araca bindiler. Ancak birkaç saniye sonra tekrar bu imalathanenin içine girdiler. Bunun yarısı bakır, yarısı diğer madenlerden oluşuyor. Kilosu yaklaşık şu an 35 lira falan, tonu 35 milyar. Pirinç çubuklarımızdan elde ettiğimiz hurda talaşımız. Bir çuvalda 50-60 kilo civarı var. Çok rahatlıkla bir hurdacıdan 2000 TL para alabilirler bir çuvala. 15 çuval falan çaldılar. O yarım milyon lira zarara uğradı. Çalışanları da işinden oldu. Ama bunun içinde bakın emek var ya. Orada görmüş olduğunuz çubuktan üretilen malzeme bu. Bizim emeğimizi çaldılar ya. Ben malın derdinde değilim. Bütün makinelerim şu an yatıyor. Bütün personelim işlerine son verdim. Son vermek zorunda kaldım çünkü iş veremiyorum insanlara. Ham madde alacak gücüm kalmadı. Hastaneye bile gidecek parası kalmayan talihsiz adam hırsızların bulunması için yardım istedi. Ya gidip tedavimi olamıyorum. İnanın bacaklarımın haline bakın. Damarlar tıkandı. İnanın bakmadılar bile sağlık güvencen yok diye. Ya lütfen sesimizi duyun artık, yani diyecek hiçbir kelimem yok.